Yardım edin. Herkes tombullaşıyor. Wow. Bugün Wolfo'nun ebeveynleri değişiklik olması için çocukların pizza yemesine izin veriyor. Bu kadar fast food yeter. Çok yersen obez olursun. Keşke istediğimiz kadar fast food yiyebilsek. Ama onu alacak parayı nereden buluyorsun Wolfo? Çocuklar, tavuk hazır. Aman tanrım, anne kurt neden bu kadar kilo alıyor? Neden bu kadar büyüksün? Bu normal, çünkü her gün fast food yiyoruz. Dur! Wolfo'nun rüyasında her gün fast food tüketen Wolfo ailesinin yalnız olmadığı görülüyor. Çocuklar bana yardım edin. Bu rüyadan sonra Wolfo hala mümkün olduğu kadar fast food yemek ister mi? Önemli değil. Obez insanlar genellikle kalp sorunu yaşarlar. Hepimiz böyleyiz. Hayır. Kemiklerimizin kırılma riskine karşı hızlı hareket edemeyeceğimizi bilmiyor musun? Artık çok fazla fast food yemeyelim. Bebek Lucy bir iğne yapar. Lucy ve benimle aşı kliniğine gel. Anne, gerçekten aşı olmak zorunda mısın? Evet tatlım, tıpkı senin karnımda olduğun gibi Lucy'de de olmalıyım. Buffo'nun korkusu Wolfo'ya çoktan geçmiş. Lucy'yi korumalıyım. Bakalım çocuklar, Wolfo şimdi Lucy'yi nasıl koruyacak? Ha.
Ha? Ne yapıyorsun? Beni bekle. Hızlı olacak. Başlayalım. Oh hayır. Volvo şimdi ne yapacak? Karnım. İyileşmen için sana iğne yapayım. Tanrım, neler oluyor? Lucy'ye zarar verecek. Aşı olmak Lucy'ye zarar vermez. Onu korur. Lucy uyur gezer mi? Oh hayır. Bunlar Wolfo'nun ebeveynleri değil. Babacığım. Yardım edin. Lucy. Lucy, büyük babanım. Annem ve babam iş gezisinde. Bu yüzden büyük annemle büyük babam bizimle kaldı. Unuttun mu? Ama onları çok özledim. Geri istiyorum. Lucy, uyu. Yarın ailemizi göreceksin. Evet. Ah, ebeveynleri zamanında eve geldi. Vay canına. Lucy'nin dileği gerçek oldu. Anne, bayan domuzun bir an önce 3 bukete ihtiyacı var. Tamam. Pekala, anne kurt bugün çiçek sarma konusunda neden bu kadar beceriksiz? Lucy, baba, hadi dışarıda oynayalım. Evet. Hadi. Oh hayır. Sadece bu değil. Baba kurt da her zamankinden çok farklı. Tanrım, bu baba kurt değil. Anne kurt değilsin. Kimsin sen? Üzgünüm. Lucy'nin anne ile babamı özlemesini durdurmak istedim. Bizimle ilgilendiğin için teşekkür ederim. Evet. Evet. Hadi hadi. Üzgünüm, onlar sadece karton örümcek. Evet. Ah hayır. Birlikte oynayalım. Yardım edin, yardım Korkmayın. Edin. Korkmayın. Bu yeni öğrencimiz. Merhaba. Yeni arkadaşınızla oturmak isteyen var mı? Hayır. Beni bekleyin. Yeni arkadaşlarla oynayacak kimse yok mu? Merhaba.
Merhaba. Merhaba. Hey, Kek ne yapıyor? Panda, onunla nasıl oynarsın? O çok korkunç. Hayır hayır, o iyi biri. Teşekkürler. Hey, sen kimsin? Senin için. Bu sana. Görüyorsunuz, Wolf'u çok kibar. Teşekkürler. Yardım edin, yardım. Belki domuzcuk Wolf'u yanlış anlamış olabilir. Yardım edin, yardım edin. Bak. Elektriğin kesileceğini tahmin etti. O bize mum vermek istedi. Wolf'u! Wolf'u, seni yanlış anladığımız için üzgünüm. Senin için. Çocuklar, başkalarını asla görünüşleriyle yargılamayın. Ah, bu lüks araba kimi almaya geliyor? Beni bırakma Lucy. Fotoğrafımı çeker misin? Ne yazık ki daha çok fotoğrafçının dikkatini Lucy çekmiş gibi görünüyor. Bebek modelimiz olabilir mi? Böylece Lucy, Wolf'u yerine yanlışlıkla bir çocuk model oldu. Onunla oynuyordum. Bugün fotoğraf çekimi var tatlım. Şoför geliyor. Araba Lucy'yi almaya geldi. Bu araba sadece süperstarlar için. Kardeşim ne zaman dönecek? Dönmeyecek. Büyük bir malikaneye taşınıyor. Öyle mi? Lucy! 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 Onu yanımda tutmalıyım. Vay vay. Wolf'u şimdi ne yapacak? Hadi gidelim. Lucy, Wolf'u. Oh.
Lucy'nin beni bırakmasını istemiyorum. Lucy hiçbir yere gitmeyecek. Her zaman senin kardeşin. Beni çok seviyormuşsun. Olamaz. Engellilere nasıl yardım ederiz? Olamaz. Dikkat et. Wolfo büyük baba Krofo'ya nasıl yardım edecek? Olamaz. Özür dilerim. İyi misiniz? Evet. Hoşça kalın. Teşekkürler Wolfo. Bu size. Size yardım edeyim mi? Beni otobüs durağına götürebilir misin? Tabii efendim. Bakalım düşünceli Wolfo nasıl oluyormuş. Vay! Wolfo! Wolfo! Ah, bu çok tehlikeli. Büyük baba Kroko düşecek. Hayır! Az kalsın bir kaza oluyordu. İyi misiniz? Evet. Hayır! Dur! Biliyorsun, engellilere yardım etmek büyük bir jesttir. Ama lütfen sadece yapabildiğiniz kadarını yapın. Evet. Hayır. Wolfo'nun görünmez arabası. Çok havalı. Bunlar büyük anne ve büyük babanın hediyeleri. Teşekkürler. Yaşasın. Şişirecek bir şeyimiz yok. Deneyebilir miyim? Dur Lucy. Olamaz. Böyle hızlı sürme. Lucy çok heyecanlı. Tanrım, Lucy yine dikkatsizce araba kullanıyor. Yoluna odaklan lütfen. Özür dilerim. Böyle araba sürmesine izin veremem. Pekala, Wolfo ne yapacak? Wow!
Vay, Volvo ve araba çok akıllıca kamufle edilmiş durumda. Volvo, Volvo. Yani Volvo'nun Lucy'nin onunla oynamasına izin vermeye niyeti yok mu? Ama büyük anne ve büyük baba onu Lucy'ye de verdi. Oh. Lucy, ne yapıyorsun? Volvo'yu arıyorum. Yakında geri dönecek. Lucy araba kullanmayı bilmiyor. Bu yüzden arabamı saklamak zorundayım. Hayır, Volvo, ona öğretmelisin. Arabanı böyle saklamak iyi değil. Özür dilerim. Lucy'nin ilk yatıya kalışı. Bakın, uyku partisi etkinlikleri çok heyecanlı. Lucy'nin ilk yatıya kalışının tadını çıkaralım. Hoşça kalın. Şimdiden uykum geldi. Hala yapacak çok iş var. Bir kale inşa edelim. Görünüşe göre Lucy planlanan tüm aktiviteleri gerçekleştirmeye kararlı. Peepay! Aman tanrım, ne olacak şimdi? Çocuklar! Hadi yastık savaşı yapalım. Hey, Lucy şimdiden hepsi uykulu. Olamaz. Dur. Çok geç oldu. Yatmalısınız. Lucy hala uyumadı. Çünkü işaretlenmemiş tek bir aktivite kaldı. Pijama partileri eğlenceli ancak sağlığınız daha önemli. Sadece tüm kutuları işaretlemek istedim. Her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Bir dahaki sefere uykunuz geldiğinde yatın. Evet. Çocuklar, sağlıklı olmak için her zaman zamanında yatalım. Bunu unutmayalım. Mavi uyku partisine karşı pembe uyku partisi.
Bugün Wolfo ve Pando kedin evinde bir uyku partisi verecek. Çocuklar, kıyafetlerinizi değiştirin. Ama biz maviyi tercih ederiz. Hey! Ah, Wolfo ve Pando hiç sevmeseler de hala pembe pijamalar giymek zorundalar. Sadece bu da değil. Cat sizi bir çay partisi oynamaya zorluyor. Olamaz. Aman tanrım. Artık umrumuzda değil. Hey çocuklar. Herkesin kendi tercihi vardır. Onlara saygı duyun. Özür dilerim. Benimle oynamalarını istemiştim. Bakalım Cat'in annesinin fikri neymiş? Yaşasın! Bu oyun hem iyi hem de birlikte oynanabiliyor. Çocuklar, başkalarının tercihlerine her zaman saygı gösterin. Olamaz! Aman tanrım, dikkatli ol Lucy! Bisiklet için güvenlik ipuçları! Sorun ne Lucy? Bak! Lucy, merhaba. Beni bekle. Merak etme, sana bisiklet sürmeyi öğreteceğim. Tamam. Takip et. Ne yapıyorsun? Bak. Koruyucu ekipman sayesinde Lucy düşerse daha güvende olur. Evet. Hadi gidelim. Bakın, demek Lucy de Nancy gibi bisiklete binebiliyor. Wolfo! Haydi, haydi! Harika! Sürpriz! Lucy, bu çok tehlikeli. Bu performans profesyonel sporcular için. Sen yapamazsın. Çok tehlikeli. Olamaz. Hayır. Dikkatsiz bisiklet kullanımının sonuçları çok ciddi olabilir. Evet. Anladım. Direksiyonu sıkı tutun ve kask takın çocuklar. Woohoo! Yeah!
Vay, neden bu kadar kalabalık ve telaşlı bir ortam var? Kaslı bebekler! Şimdi gitmeliyim. Sonra tekrar gelelim. O zaman neden bu kadar kaslıydın? Ve birçok insan bize hayran kaldı. Çocuklar, ağaç evi onarmamıza yardım eder misiniz? Bakın, bebeklerin kasları var. Bu harika. Belki de düzenli pratik yapmadığımızdan eskisi gibi güçlü değiliz. Hadi yine başlayalım. Birlikte çok çalışalım çocuklar. Ama bu şekilde kas kazanmak iyi değil. Neden bu kadar çalışıyorsun? Çünkü kaslı olmak istiyoruz. Sizin yaşınızda kaslar henüz büyümemiştir. Sağlıklı kalmak için doğru beslenmelisiniz. Peki neden bebekken kaslarımız vardı? Meğer bebekler sadece fotoğraf çektirmek için kaslı tişörtler giymişler. Sağlıklı olmak için düzgün egzersiz yapmalıyız. Aman tanrım, iki çocuk birbirlerine hiç teslim olmuyorlar. Lucy, Nancy'ye kızma. İşte bu. Hayır, bu. İşte sebebi bu. Durun. Birlikte yaparsanız bu oyunu hızlı kazanırsınız. Hadi birlikte oynayalım. Vay, bakalım Lucy ve Nancy Wolfo'nun oyununun üstesinden gelebilecekler mi? Faydası yok. Anahtar resmimin altı parçası. Seni kurtaracağız. İşte altı parça. Canavarı yendim. O yüzden bırak ben yapayım. Oyun bitti.
Taşlar sizde olsa bile canavarlar onları geri çalmaya çalışmaktan vazgeçmez. Kazanmak için birleşin. Ne güzel. Çok iyi işbirliği yapıyorlar. Biri kavga ediyor, diğeri bulmacayı birleştiriyor. Sen bulmacayı bitir. Ben canavarı yeneceğim. Kazandı. Neler oluyor? Bebekleri değiştirmek. Bunu Lucy'ye vermek için sabırsızlanıyorum. Nazik ol Lucy. Anneme zarar verme. Bayan Wolf. Beni burada bekle. Aha. Ouch. Lucy çok yaramaz. Annen onu sevmez. Wolf'u anne kurdun Lucy'yi başka bir bebekle değiştirmesinden mi korkuyor? Rahatsız etmesine izin veremem. Aha! Pekala, Wolf'u anne kurdun yorulmaması için bir yol bulabilecek mi? Yaramazlık yapma Lucy. Yaramazlık yapma. Sağ ol oğlum. Ama onun yerine gidip biraz dinleneceğim. Aman tanrım, Wolf'u hala ne yapmaya çalışıyor da bu kadar uğraşıyor? Neyin peşindesin Wolf'u? Lucy'yi başkasıyla değiştirme anne. Onu istiyorum ben. Bebekler anne karnında hep tekme atar. Sırf bunun için Lucy'yi değiştirmem. Bazı görevlerde bana yardım edebilirsin. Gördünüz mü? Ufacık şeyler bile annenin dinlenmesi için ne kadar yardımcı oluyor. Neyse ki senin Nancy gibi kız kardeşin yok. Yaşasın. Wolf'u, Wolf'u. Meyve ve soda kamyonu. Pando. Wolf'u sayesinde Pando daha az yorgun.
herkese yardımcı olabiliriz. Evet. Selam millet. Hadi. Pando, bak. Merhaba. Wolfu. Evet. Senin için. Sağ ol. Wolfu'nun fikri harika. Buffon'un Wolfo ile rekabet etmek için soda sattığı ortaya çıktı. Soda sağlığınız için iyi değil. Artık satamazsın. İmkanı yok. Yeni oyuncaklar. Yeni oyuncaklar. Yeni oyuncaklar. Görünüşe göre Wolfo insanların soda yerine meyve suyu içmesini istiyor. Bu çilek suyu, beni kandırdın. Selam millet. Merhaba. Bulami ödünç alabilir miyim? Reddy, ödünç alabilir miyim? Sağ ol. Olamaz. Neyse ki uzaylı iki içecek kamyonunu da kurtardı. Ha? Biraz soda iyidir. Ancak çok fazlası iyi değil. Evet. Teşekkürler. Yabancıya kapıyı açma. Evet. Anneyi biraz beklemeliyiz. Tamam. Wolfo ve baba arabada anneyi bekliyor olacaklar. Ama Wolfo arkadaşlarını çok özlüyor. Olamaz. Gergedan hırsız ne yapacak? Hey çocuklar, bana kapıyı açın. Size oyuncak dünyasını getirdim. Merhaba. Merhaba. Vay canına, şu oyuncaklara bak. Çok havalı. Tanrım, Wolfo yapma. Hayır, hayır. Hırsız gergedan burada. Dur, dur. Çok şanslısınız.
Eğer zamanında uyanmasaydım her şey farklı olabilirdi. Evet, anladım. Bir daha yabancılara kapıyı açmayacağım. Wow. Wow. Vay, Wolfo ailesi neden bu kadar zengin? Aha. Zenginlikten zürtlüğe. Sana bir hediyem var. Ta-da! Wow! Yeah! Aha! Huh? Wow! Aha! Babacığım! Evet! Ah, Wolfo yeni bir oyuncak istiyor ve hemen alıyor. Wow! Be! Ama Wolfo da öyle. Lütfen bana bir tane daha al. Ama araban iyi durumda hala. Neden yeni bir tane almıyorsun? Çok paramız var. Oh, hayır, Wolfo bunu söylememeliydi. Ailen iflas etti. Şimdi beni onların olduğu yere kadar takip et. İnanılır gibi değil. Acele et Wolfo. Dikilecek çiçeklerimiz var. Hayat güzel Wolfo. Güçlü ol. Oyuncak ve televizyon istiyorum. Eve gitmek istemiyorum. Artık burası bizim evimiz. Hadi bahçeye gidelim. Ha. Güzel çiçek yetiştirmek için çok çalışmalısın. Bunu düzeltmeni istiyorum. Aha. Para kazanmak için baba kurdun da son derece sıkı çalışması gerekiyor. Biraz ara verelim. Para kazanmak kolay değil, bu yüzden boşa harcamamalıyız. Anladım baba. Daha önce parayı boşa harcadığım için üzgünüm. Çok iyi. Koç Wolfo çok iyi çalışıyor. Wolfo, bırak dinleneyim. Ne zaman doğacak? Birkaç hafta içinde. Bebek Nancy yeni doğdu. Yani Lucy'den daha büyük. Başla. Evet, evet. Bebek için egzersiz zamanı. Bebeği güçlendirmek için pratik yapalım. Oh!
Anne kurt yorulmuşa benziyor. Yeter Wolfo, yoruldum. Anneciğim, kitap okumak bebeği zeki yapar. Hey Wolfo, anne kurt hamile ve daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var. Wolfo, dinlenmeme izin ver. Wolfo'nun Lucy'nin Nancy'ye yenilmemesi için çok uğraştığı ortaya çıktı. Hamile kadınlar iyi dinlenmeli. Böylece bebek güçlü olur. Bebek doğunca onunla pratik yaparsın. Kurt kardeşler çok çalışmış olmalı ki Lucy kolayca kazandı. Wolfo'nun ailesine ne oldu? Ebeveynlerin beden değişimi. Babacığım. Biraz bekle. Bırak annem yapsın. Annem zaten yorgun. Alo. Ama babam da yorgun. Annem çok çalışıyor. Babam da çok çalışıyor. İki kardeş kimin daha çok zorlandığını nasıl öğrenecekler? Bu vücut değiştirme makinesi. Kim daha çok çalışıyor anlamamız için yer değiştirebilir misiniz? Böylece ebeveynler kimin işinin daha zor olduğunu görmek için yer değiştirecekler. Akşam yemeği yapalım. Hayır, hayır. Annemin işinin hiç de kolay olmadığı ortaya çıktı. Anne. Sanırım çamaşır makinesi bozuldu. Babamın yapması gereken şey çok zor. Görünüşe göre Wolfo ailesi çok zor bir gün geçirmiş. Annem ne kadar çok çalışıyor biliyorum. Babam da çok çalışıyor. Çocuklar, hepimiz kendimize göre meşgulüz. Bu yüzden ev işlerini paylaşmalıyız.
Bebek her yerde fırtlayabilir. Nancy neden panikliyor? Jenny yine mi kaka yaptı? Aman tanrım, Lucy şimdi nasıl yemek yiyebilir? Lucy! Hadi! Yine mi Jenny? Sorun değil, ye gitsin. Bak! Wolfo! Wolfo! Merhaba! Merhaba! Beni izle! Vay canına! Bu Lucy bebekken. Lucy'nin de çocukken çok pırtladığı ortaya çıktı. Jenny'den farkı yokmuş. Olamaz! Çok özür dilerim. Wolfo, ailene bir şey söylemek ister misin? Daha da etkileyici. Merak etme, tuvaletini nasıl yapacağını öğret. Jenny, çişin geldiğinde lazımlığa otur. Gerçek süper kahraman olmak için çok çalışalım. Süper kahraman bebek okula gidiyor. Süper kahramanlar nasıl bu kadar güçlü merak ediyorum. Merhaba. Güle güle. Vay, süper kahramanlar çocukluktan beri eğitim kurslarına mı katılıyor? Hayır. Örümcek ağını nasıl fırlatacağımızı öğrenelim. Örümcek ağlarını fırlatmak kolay değil. Aferin çocuklar. Sıkı çalışın. Sonra kazanırsınız. Hadi gidelim. Vay, Nancy ve Lucy pratik yapmaya, süper kahramanlar kadar güçlü olmaya çok kararlılar. Dur! Süper kahramanlar sadece karakter. Bu şekilde pratik yapmak tehlikeli. Günlük hayatımızda küçük hareketlerle süper kahraman oluruz. Yardım edin! Yardım edin! Dur!
insanlara yardım ettiğinizde kalplerinde kahraman olursunuz. Teşekkürler. Oh hayır. Evet. Kendi tarzında bir süper kahraman olalım çocuklar. Thank you.